pazar gününde bizleri yalnız bırakmadınız. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim annelerimizden öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki, toplum olarak eğer annelerimizin bize verdiği sevgiyi, şefkati biz bu toplumun her kademesine yayarsak toplumumuz sevgi toplumu olur, barış toplumu olur, fazilet toplumu olur, erdem toplumu olur ve Allah'ın izniyle o zaman bu toplumun eritemeyeceği bir kötülük kalmaz. Çünkü o anne öyle bir anne ki bütün meşakkatlere katlanan engin şefkatiyle bizi dünyaya getirdiği günden itibaren kendisi ruhunu teslim edene kadar evlatlarına şefkat ve sevgiden başka hiçbir sermayesi olmayan o kutlu annelerin anneler günü kutlu olsun, mutlu olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Küçüğünden büyüğüne kadar burada bulunan bulunmayan tüm özlem çektiğim annelerimiz, ellerinizden öpüyor, gününüz 365 gün kutlu olsun diyorum. Bir günde siz gülerseniz dünya gülüyor, siz ağlarsanız dünya ağlıyor. Onun için sizi bir gün değil her gün mutlu görmek istiyoruz. Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Açılışımız münasebetiyle Sayın Bakanımızla birazdan aramızda olacak. Herhangi bir konuşmayı uzatmayacağız ama Anneler Günü'nü canı yürekten tüm dünya kadınlarına kutlu olsun diyor. Hepinizin ellerinden öpüyor. Nice günleri mutlu olarak yaşamak istiyoruz. Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Alparslan Kavaklıoğlu'na mikrofonu arz ediyorum. Değerli hanımefendiler, çok muhterem anneler, hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, herkes hoş geldi. Niğde hoş geldiniz. Gerçekten muhteşem bir görüntünüz var. Mitingde de böyleydi, Sayın Başbakanımızın mitinginde de böyleydik, çok güçlüydük. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zaman. Her zaman yanımızdasınız. Evet. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün Anneler Günü. Anneler Günü benim için biraz buruk. Evet. Annem rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Evet. Bütün ölmüş annelerimize rahmet diliyoruz buradan. Ve yaşayan annelerimizin de kıymetini bilelim inşallah. Ben hepsine, bütün annelerimize sağlıklı, hayırlı, bereketli, uzun ömür diliyorum. Çünkü bizim annelerimiz, Anadolu'nun anneleri, Niğde'nin anneleri, fedakar, cefakar anneler. Hep kahır çekerler ama hiç belli etmezler. Değil mi? O yüzden anneler için ne yapsak azdır. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Tabii bugün Sayın Sağlık Bakanımız geliyor. Birazdan aramızda olacak. Fakat biraz programı hızlandırdık. Sayın Bakanımız 6'da hareket etmek zorundaymış. O yüzden yürüyüşü yarım saat erken başlattık. Belki daha kalabalık olacaktık ama yine harika bir yürüyüş yaptık. Etkili bir yürüyüş yaptık. Yine bunun için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra, buradan sonra
Bora geçeceğiz. Orada seçim merkezimizi açacağız. Sonra Ulukuş'la çifte anda bir açılışımız var. Sonra Bakan Bey'i yolcu edeceğiz. Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar annelerin günü kutluyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Var ol Sayın Vekilim, var ol. Konuşmalarından dolayı görmüyoruz. Niğde bugün yeni bir gün. Bugün Niğde'de bir bahar şenliği var. Bugün Niğde bir başka. Şöyle bayrakları havaya bir kaldıralım şöyle. Müzik gelsin. Arkadaşlar, asrının nuruyla aydınlatan erlerin, pirlerin, münevverlerin ve onlara gönül verenlerin davasıdır. Konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Beyziloğlu'na mikrofonu arz ediyoruz. Saygıdeğerimizin çok değerli güzel insanları, öncelikle bugün sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Değerli milletvekillerimiz adına, değerli milletvekilleri, milletvekili adaylarımız adına, belediye başkanımız adına ve il başkanımızın şahsında sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Niğde'nin yarınları bugünden daha güzel olsun diyorum. İnşallah. Bugün anneler günü. Rabbim inşallah annelerimizin dualarına layık olmayı bizlere nasip etsin. İnşallah annelerimiz evlatları adına, aileleri adına ve gelecek adına geleceğe daha çok güvenle baksınlar ve inşallah bu ülkenin yarınlarını annelerimizle birlikte daha güzel yapmayı bizlere nasip etsin. Anneler gününüzü kutluyorum. Ailenizle, evlatlarınızla huzur içinde, bereket içinde bir aile hayatı, toplum olarak da milletçe yarınlara el birliğiyle, gönül birliğiyle yürümeyi Rabbim bizlere nasip etsin diyorum. Evet, bir seçim atmosferindeyiz. İnşallah 7 Haziran akşamı Niğde'de bir farklı bayramı hep beraber yaşayacağız. Niğde hazır mı? 3-0 yapıyor mu? Evet, inşallah. Kadınlar yardım ediyor, hazır. Gençler nerede gençler? 3-3-3. Evet, inşallah. Bu heyecanınız, bu mutluluğunuz ta 2001, 14 Ağustos'tan bu yana çıktığımız yolculukta hep sizlerle beraber yürüdük. O gün birileri muhtar bile olamazsın denen Recep Tayyip Erdoğan. Siz cumhurbaşkanı yaptınız. Bu millet cumhurbaşkanı yaptı. İnşallah başkan da yapacak. Evet. Birilerinin işine gelmedi. Birileri onu cezaevine gönderdi. Birileri muhtar bile olamaz dedi. Birileri milletvekili listelerinden çıkardı. Ama bu milletin gönlü var ya gönlü. O gönül zenginliği onu milletvekili de yaptı. Başbakan da yaptı. Cumhurbaşkanı.
başları olarak başta Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Bey'le inşallah 7 Haziran'dan sonra yeni bir yolculuğa, yeni bir heyecana, yeni bir hizmet yolculuğuna hep beraber yürüyeceğiz. Bakınız, Sağlık Bakanı bir kardeşiniz olarak huzurlarınızdayız. İnşallah sağlıksa çok daha güzel hizmetleri yapacağız. Evet, eskiden hani bugünlerde cır 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 Ağustos böceği gibi ötenler var ya, o Ağustos böceği gibi ötenler eski günlerin sorumlularıdır. Ambulans bulamıyorduk. Bırakın ambulans helikopteri. Bulduğumuz ambulansa da mazotunu doldurursan hastanı taşırız diyorlardı. Şimdi çil ambulanslarımız var mı? Ambulans helikopterlerimiz var mı? Ambulans uçağımız var mı? Evet. Midemize, ülkemize, insanımıza her şey feda. Siz hizmetlerin en güzeline layıksınız. Daha dün Yozgatlı bir hastamız İsviçre'de, bir hastamızın yakını İsviçre'de Bern şehrinde rahatsızlanmış. Ailesi bizi aradı. Sayın Bakanım dedi, ay orada hastamız var. Orada tedavisi olabilir. Orası İsviçre. Ama biz yakınımızı Türkiye'de istiyoruz. Onu imkanlarımız el vermiyor. Çok pahalı, o gücümüz yok. Ne olur o hastamızı getirir misiniz? Ambulans uçak gitti. İsviçre'den Yozgatlı vatandaşımızı Nide'mizde çok güzel sağlık hizmetleri yaptık. Nide Devlet Hastanesi'ni inşallah Nide'nin sağlık hizmetlerini sunan bir halk sağlığı, İl Sağlık Müdürlüğümüzün bir merkezi halinde yeniden restore edecek ve yeniden Nide'lere hizmet edecek. Ve inşallah Nide'ye anjiyo merkezini de kuruyoruz. Evet, biz... Evet, biz milletimizi kalpten seviyoruz. Onun kalbine hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. İnşallah Nide Tıp Fakültesi de açılacak. Eğitim Araştırma Hastanesi ile birlikte Tıp Fakültesi Nide'ye farklı bir zenginliği, farklı bir vizyonu kazandıracak. Yeter ki siz Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayın. Yeter ki AK Parti ile beraber yürüyün. Bakınız, fitne fesat peşinde koşanlara, dedikodu yapanlara. Evet, onlar konuşur. AK Parti. Evet, Mevlana'nın güzel bir sözü var. Burası Mevlana bölgesi. Mevlana der ki, kuşları avlamak için atılan yem cömertlik değildir. Bu milleti kuş beyinli zannedenler esas kendileri kuş beyinli. Evet, milleti kandırmaya çalışıyorlar. Bu milleti aldatmaya çalışıyorlar. Bu milleti kandırarak bu millete geçmişte kandıramadılar. Darbeler yaptılar. Müdahaleler yaptılar. Bu milleti sömürdüler. Ama artık Recep Tayyip Erdoğan var. Ahmet Davutoğlu var. Ahmet var. Evet. İnşallah Nide 3-0 yaptığında inşallah Türkiye genelinde evet onlara da hizmeti biz yapacağız. Onların da kalplerini biz tedavi edeceğiz. Evet. Görmeyen gözleri görür olacak. Kalp gözleri de inşallah bizim bu hassas
hassasiyetimizi, bu millet sevgimizi, bu bayrak sevgimizi, bu vatan sevgimizi inşallah onlara da ispatlayacağız. Onların da yarınlarını biz bugünden daha iyi yapacağız. Biz 78 milyon ülke insanımızı seviyoruz. Bu ülkenin yarınlarının daha iyi olmasını, daha güçlü olmasını, geleceğe güvenle bakmasını, gençlerimizin, yeni nesillerimizin, genç nesillerimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan, ay yıldızı bayrağın altında istiklalini ve istikbalini onurla, gururla yaşamasını biz sağlayacağız. Allah'a şükürler olsun ki Türk bayrağı artık sağlık alanında, onlar o ülkeleri bilmez, Sudan'da Niyala'da dalgalanıyor, Somali'de Mogadişu'da dalgalanıyor, Pakistan'da dalgalanıyor. Çünkü biz mazlum ve mağdurları da seviyoruz. Bu millet mazlum ve mağdurların yanında olan bir millet. Milli birlik ve beraberliğimizde inşallah 7 Haziran akşamı Niğde'de bir bayram akşamı olsun diyorum. İnşallah 3-0'la, 3-0'la inşallah, evet, inşallah süpürüp geçeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza Niğde hangi oranda oy verdi? %60. Şimdi %65 hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. İnşallah %65'i yakaladığımızda bu kardeşiniz yine Niğde'de olacak. İnşallah Niğde'de yeni yeni projelerin, yeni yeni hedeflerin, değerli milletvekillerimizle, çok değerli, evet, Alparslan Bey burada, Ömer Bey inşallah gelecek dönemde farklı destek verecek. Eski il başkanımız burada. Evet, Erdoğan kardeşim burada. Değerli arkadaşlar, biz makam peşinde koşmuyoruz. Biz hizmet peşinde koşuyoruz. Bizim için yakamızda takılan rozet anlamlı değil. Gönlümüzdeki millet anlamlı ve değerlidir. Sizlersiniz bizim esas derdimiz ve heyecanımız. İstiyoruz ki Türk milleti başı dik olsun. Almanya'da ne varsa Türkiye'de de olsun. İngiltere'de ne varsa Türkiye'de de olsun. İngiltere'yi örnek gösteren değil, Fransa'yı, Almanya'yı örnek gösteren değil, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın örnek aldığı bir Türkiye'yi inşallah Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti'ye de beraber yapacağız. Bir şeye ihtiyacımız var. Bir şeye. Birlik ve beraberle birbirimizi daha çok seveceğiz. Fitneye, fesada, ayrıştırmaya, çatıştırmaya fırsat vermeyeceğiz. Bu milleti kandırmak isteyenleri elimizin tersiyle hadi git oradan deyip itip geçeceğiz. Milli birlik diyeceğiz. Milletçe, kardeşlik duyguları içinde bu millet inşallah 2023'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünde muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefe biz taşıyacağız. AK Parti taşıyacağız. Birlikte taşıyacağız. Rabbim yarınlarımızı bugünlerden daha güzel eylesin. Rabbim bu milletin yarınlarını bugünden daha güzel eylesin. Rabbim kardeşliğimizi daha da güçlü hale getirsin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı gelecekler diliyorum. Sağ olun, var olun. Yarınlarınız güzel olsun, aydınlık olsun. Kıymetli misafirlerimiz, seçim irtibat kurumumuzun açılışını yapmak için
protokolümüzü müziği biraz kısalım. Ya Allah ya Bismillah. Hayırlı hizmetler yapması, tüm liderleri kucaklaması dileklerimle. Ya Allah ya Bismillah. Müziği kısalım biraz.